Merhabalar. Bugün size eğitim hayatımdan genel hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Kendimi akademik bir insan olarak görüyorum. O yüzden eğitimim hayatımın büyük bir parçası. Aklımı da sık sık kurcalayan bir şey. O yüzden bununla ilgili bir video çekmek istediğimi düşündüm. Ve burada sizinle birlikteyim. Öncelikle üniversite hayatımdan bahsetmek istiyorum. Sosyal hizmet bölümü mezunuyum. Lisedeyken psikoloji okumak istiyordum. Ama puanlarım yetmediği için puanımın yettiği seçeneklerime göz attığım zaman sosyal hizmet bölümünü gördüm. Çok aslında neyle ilgili olduğunu bilmiyordum. Hastanede çalışan tanıdıklarım bana sosyal hizmet uzmanı olmanın ne demek olduğunu anlattılar ve ben de bana göre bir bölüm olabileceğini düşünerek bu bölümü yazdım. Ve bölümü okurken fark ettim ki gerçekten psikoloji okusaydım hiç mutlu olmayacaktım. Sosyal hizmet bölümü gerçekten tam bana göre bir bölümdü. Kişiliğime de uygundu, hayatta yapmak istediğim şeylere de çok uygun bir bölümdü. Üniversitede çok başarılı bir öğrenci değildim, ortalama bir öğrenciydim. Üniversite benim için lisenin devamı gibiydi. Herkesin yapması gereken bir şeydi. O yüzden özellikle ağırlık vermedim derslerime, akademik hayatıma diyeyim. Tabii bunun okuduğum okulla da biraz alakası vardı. Okuduğum okulun eğitimi de aslında lisenin devamı gibiydi. Böyle akademik anlamda çok şey öğrendiğimi söyleyemeyeceğim bu okulda. Daha sonra üniversiteden mezun olmuş tanıdığım insanlar bana Erasmus'a gitmem gerektiğini söylediler. Ama ben notlarım çok yüksek olmadığı için Erasmus'a gidemeyeceğimi düşünüyordum. Beni kurtaran şey dilim oldu. Bölümde dili en iyi olan kişi bendim. Dil sınavına girince de ortalamaları benden yüksek olan insanları arkamda bırakmış bulundum. Zaten bizim bölümden çok fazla insan Erasmus'a gitmeye heves etmiyordu. Dolayısıyla Erasmus'a giden kişi ben oldum. 3. sınıfın bahar dönemindeydim. 5 aylığına Berlin'e gittim. Üniversite hayatımın en güzel tecrübelerinden biriydi diyebilirim. Gerçekten orada çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Yine akademik olarak değil. Orada da çok akademik bir öğrenci değildim. Derslerle pek ilgilenmiyordum ama bu kutunun içinden çıkabilmenin bile çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Erasmus'tan döndüğüm zaman sosyal hizmet uygulamalı bir bölüm olduğu için son sene staj ve bitirme projesi yaptım. Stajımı yaşlı ve çocuk alanlarında yaptım. Staj döneminde yaşlı alanında çalışmak istemediğime karar verdim. Açıkçası yaşlı alanında yaptığım staj benim için biraz zordu. Ve yaşlı alanında çalışmak istemediğime kesin kez karar vermiştim artık oradan çıktığım zaman. Çocuk alanında staj yaparken de evet ben ya çocuk alanında çalışacağım ya da kadın alanında çalışacağım diye karar verdim. Çünkü ister istemez çocuk alanında çalışırken kadın alanında çalışan insanlarla da haşır neşir oluyorsunuz ve o alana da aşina oluyorsunuz. İster istemez iç içe geçiyorlar. Ve yine son senemde özellikle Erasmus'tan geldikten sonra akademiye bakış açım değişmişti. Ve yüksek lisans yapmak istediğime karar vermiştim. Stajımda kadın veya çocuk alanında çalışmak istediğime karar vermemle de yüksek lisansta ne yapmak istediğimi etkilemiş oldu bu süreç. Ve yüksek lisansta kadın çalışmaları programı seçme kararı aldım ve Ankara'da okumak istiyordum. Ankara'daki üniversitelerde kadın çalışmaları programı olan bütün üniversitelere başvurdum. Ve iki üniversiteden kabul aldım. İçlerinden birisi de en çok gitmek istediğim üniversiteydi. Şansım yaver gitti ve oraya yerleştim. Üniversiteye yerleşmenin yolunda Ankara'da bir eve de yerleştim. Orada geçirdiğim 4 ay çok güzeldi. İtiraf etmem gerekiyor ki üniversitede hiç akademik eğitim almadığım için bu biraz daha yüksek bir üniversite olan üniversitede zorlandım ilk birkaç ay. Çünkü hiç akademik bilgim yoktu. Akademik anlamda bir düşünceyi süzgeçten geçirip onu bir eleştiriye dönüştürecek cesaretim yoktu. Çünkü bu cesaret bana üniversitede aşılanmamıştı. Gerçekten üniversite lisenin devamı gibiydi. Öğretmen öğretir, öğrenci öğrenir şeklindeydi. O yüzden yüksek lisansta öğretmen ve öğrencinin iç içe geçiyor olması benim için çok yeni bir şeydi. Üstümden çok çekingenlikler, utangaçlıklar asmam gerekiyordu. Cesaretimi yenilemem gerekiyordu. Ve gerçekten bunu başardığımı düşünüyorum. Yüksek lisansın ilk senesinden çok farklı birisi olarak çıktım. Dünyaya, Türkiye'ye, insanlara bakış açım çok değişti. Ve bu üniversitede çok farklı insanlar, çok farklı düşünceler tanıma fırsatım oldu. Kendi fikrimi şekillendirmeyi öğrendim. Elbette bunu herkes yapabildiğini düşünüyordur. Ben de öyle düşünüyordum ama bunu yapabilmenin çok farklı bir şey olduğunu öğrendim yüksek lisansta. Ben şu an yüksek lisansın ikinci senesindeyim. Tez aşamasındayım ve tez yazarken de içimde çok farklı bir mavinin büyüdüğünü düşünüyorum. Çünkü tezimle beraber yine başka bir bakış açısı geliştirmek durumundayım. Ve bunu isteyerek yapıyorum. Bu çok önemli bir şey. Akademinin çok güzel ama çok da öldürücü bir şey olduğunu düşünüyorum. Hep böyle düşünmüşümdür. Özellikle içine girdikçe bundan daha da emin oldum. O yüzden yüksek lisanstan sonra akademiye devam etmesem mi falan diye düşündüğüm zaman da bir yanım hep evet devam etme. Yani git, bu stres seni öldürecek diyor ama bir yanımda gerçekten eğitim olmadan, akademi olmadan yaşamanın biraz zor olacağını düşünüyor. Bunu özellikle yüksek lisansta gittiğim üniversitede fark ettim akademinin besleyiciliğini. Lisans okuduğum üniversitenin
çok da akademik bir besleyiciliği olmadığını fark ettim. Bunun sadece benden kaynaklandığını düşünüyordum ama başka bir üniversitede eğitim aldıkça bunun aslında üniversiteye daha çok bağlı olduğunu gördüm bu durumun. O yüzden üniversiteye yeni başlayacak insanlara buradan tavsiyem. Gitmek istediğiniz üniversitenin ve okumak istediğiniz bölümün hocalarını çok iyi araştırın. Çünkü mesela benim lisans okuduğum üniversitede çok iyi olan bölümler var. Bizim bölüm ortalamanın biraz altındaydı. Üniversitemi çok seviyorum ama bölümümden aldığım eğitimin çok da iyi olmadığını itiraf etmek durumundayım. Siz de üniversiteye gidecekseniz alacağınız eğitimin lise seviyesinin üstünde olacağından emin olmalısınız bence. Ve eğer yüksek lisans akademi düşünüyorsanız da yapabilirsiniz gerçekten. Sadece kendinizi geliştirmeye bakın ve bunu bir zorunluluk olarak görmeyin. Bunu isteyerek yapmaya çalışın ve gerçekten kolay olmayacağını da bilmenizi isterim. Gerçekten çok stresli ve tekrar söylüyorum akademi öldürücü bir şey. Ama eminim hepiniz üstesinden gelebilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa cevaplamak isterim ya da yeni bir video çekmek isterim eğitimimle ilgili. Zaten ileride belki hem kadın çalışmadır hem sosyal hizmet bölümleri üzerine birer video çekebilirim diye düşündüm. Ama tabii sizin de öğrenmek istediğiniz bir şey varsa özellikle Erasmus hayatım hakkında yoruma bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Artık ezbere söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dönüştürmeye cesaret... Aha. Niye söyleyemiyorum? Süzgeçten geçirip onu bir eleştiriye düş... Aa.